Evet Fatih Terim'in açıklamalarını hep birlikte izledik. Şimdi burada görüyorsunuz Oğulcan Çağlayan'ın bir paylaşımı var. Az önce sözünü ettiğimiz o İrfan da yaptığı e, hareketle seviniyorlar tamam. Ama burada önemli olan şu emojiler. Sarı kırmızı emojinin yanında bir kahve fincanı var. Kahveci hesabı hani. Ha. Böyle bir paylaşım geldi Oğulcan Çağlayan'dan Topçuk o kahve değil. fincanıyla. Ama bitmedi. Buradan... Başka bir yere gidiyoruz. Başakşehir nasıl bir paylaşım yaptı biliyor musunuz? Kahve fincanlarımız Başakşehir storda satışa çıkmıştır. <laughs> Bu da güzel. <laughs> Bu da güzelmiş. O da güzel. <laughs> İşin güzel. rengi belli oldu yani. Önce bir kez daha verelim. Bakın, e, Oğulcan'ı verelim. Bakın kahve fincanı emoji'si. Dönelim Başakşehir'e. Yine aynı kahve fincanı emoji'siyle aşağıda da. Başakşehir logolu kahve fincanlarıyla kahve fincanlarımız Başakşehir Stor'da satışa <laughs> Bu kahve fincanlarının atları var mı acaba? Onu yazmamışlar. Hani bazen Bir satılır şey ya. Onu da yazarlar. Birinde İrfancan yazar, birinde Viska yazar, birinde ee, Mahmut yazar. Okan Vardı. Hoca da Cagney'i çok istiyor değil mi? Evet istiyor. Evet. Yani ben Mahmut, Viska ve e, yani İrfan takım değiştirmek istediklerini biliyorum. Mahmut'un da Fenerbahçe'nin de planı var. var. Artı e, Bursa da Burak Kapaçak büyük olasılıkla bitti gibi görünüyor. İyi, çok iyi futbolcu. Nereye? Yani alacak Ümit Milli Takım oyuncusu. Ya sağ bek, sağ Burak, iç, sağ hangi takım hocam? Bursaspor. Burak Kapaçak. Bursa'dan hangi takıma yani? Ondan? Fenerbahçe. Ha, Fenerbahçe. Enteresanmış. Şey, şey, çok iyi oyuncu. Sağ ön mü oynuyordu o hocam? Sağ, sağ bek oynadı. İlk Samet Hoca oynattı onu. Üst sene önce Konya deplasmanında. altyapıdan alıp sağ iç oynuyor. Sağ ön oynuyor. Şimdi sol önde oynuyor çizgide ucunda. Enteresan. Edin Vişka ile ilgili de Fenerbahçe'nin aynı şekilde planı var. Evet yani transfer haberleri ardarda arda geliyor. Ama İrfan Can Kahveci bugün hani en az 6-0'lık Gençler Birliği galibiyeti kadar Fatih Hoca'nın da açıklamalarından sonra ön plana çıktı. Oğulcan ve şeyin de e, Taylan'ın da bunda katkısı oldu yalnız <laughs> bu paylaşımlar ve sevinçle. Ama güzel ee, cevap vermiş. Çok sonra. güzel tabii. Bunlar zaten bu işin zevki, rengi, keyfi bunlar. Ee, şimdi arkadaşlarımdan rica edeyim. Tabii ki 6-0'lık bir maç ama Halis Özkahya eğer yanılmıyorsam 2 yıl 1 ay sonra Galatasaray maçı yönetti. Ama böyle bir maçta bile enteresan böyle hatalar vardı. Yani bir iki tanesini hocamla da konuştuk. Bir iki tanesini gündeme hocam taşıyalım. Hocam yalnız bir şey soracağım. O görüntü var mı çok merak Hangisi? ediyorum. Mutlaka hocam görmüştür. O hocanın görmüştür. Hayır hayır. Hangisi? Johnson'un Arda'ya bir kafa hareketi var ya. Var var. Ben onu, onu, onu çarpışma olduğunu inanmıyorum arkadaşlar, hocam. arkadaşlar Yok hocam ya. Ya Allah korusun orada bir şey kırılır ya. E bakalım hemen buyurun. Yani. O pozisyonla başlayalım. Şu. Maçın 14. dakikası. Şimdi Johnson'la Arda Turan. Eee topu çıkartmak istiyor kendi sahasından ceza sahası yan çizgisinde hemen 2 e, metre dışı bu iki oyuncu da şöyle yan yana şu şekilde arda dururken şöyle bir hamle ne diyorsunuz e, Levent abi buna bu kafa atmadır bence benim kitabımda diyor evet. ve benim gördüğüm o yani böyle yap böyle gider mi oyuncu yani hepimiz ona diyor ya, bir defa rakibini engellemek istiyorsun arkadaşın çok Serdar ağır... da öyle düşündü sanki evet. bir an biz maçı beraber sevebiliriz German yani. Hoca falan. Bilmiyorum ama Siz, çok eee Rea Hoca size yani göre normal değil yani öyle çok masum hareket değil. Yani gidip de adamız yani soluna doğru gidip yani o ara görmedi etmedim ama Arda da yanında yani oraya direkt mesela kartlık hareket bana göre. Kart Karsa... yani direkt Akarsız sarı kart yani e, e, ama normal bir hareket değil oraya doğru gitmesini de anlamıyor. Şimdi perdelemek için önüne geçersin yatay bir gidemezsin. O, e, he, bu açıdan bakabilir yani, bak, miyiz lütfen? Şimdi şi, Arda'yı perdelemek istiyorsa önüne geçecek yatay gidip. Bir de kafasını uzatmanın ne anlamı var? Ölünden o da oyuncu çok anlamlı. Emre Taşdemir. Emre Taşdemir galiba. Bak bakıyor şu anda. Arda'ya bakıyor. Onun pozisyonunu süzüyor. Tabii. Görüyor Bir de kafasını uzatıyor Şimdi oraya doğru. Uzatıyor, Kafayı yana, uzatıyor yani. Sol yani, omzuna doğru kafasını uzattığını görüyorsun zaten. Uzuyor kafası bak. Görüyor musun? Geçiyor yani hatta. Yani da. yersen yapıyor hakeme. Çarptım mı anlamında diyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben şöyle özetleyeyim. E, tamamen niyet okumadan gidiyorum. Birincisi 21 numaralı futbolcuyla Arda'ya kafa attı iddia edilen futbolcu aynı takım arkadaşı değil mi? Kandı yaşıyor. Yani o zaman. adam Arda'ya evet. pas vermeyecek. Zaten 21 numaralı oyuncu ileride başka birine bakıyor. Evet. Neden gelip Arda'yı perdelesin? Bu bir. İkincisi Arda'nın nerede olduğunu görerek, beynine kazıyarak, bakarak oraya geliyor. Ben hayatımda böyle bir kafa perdelemesi görmedim. Ben yukarıda seyrettiğim an hoca da yanımdaydı. Bu dedim direkt kırmızı kart. Benim benimsel ben çok masum hareket değil ama, ama bunun niye yaptığını bilmiyorum. Önce bir bakmış sanki ya. Bakıyor tabii onu bakıyor. görüyorsun. Bak şurada. bak, bak tamam. bakıyor. Şöyle bir kesmiş bakıyor. şöyle bir. Arda farkında Arda kanda yaşa yönelmiş. İç sağ tarafı bakma. Geliyor. bir anda biri sana çarpıyor. Ya bakıyor. Uzak mesafeden son. Şey Hayır. Yanlışlıkla çarpmış tabii. gibi diyorsun da şu bakması yanlışlıkla biraz yanlışlıkla çarpmış beni, havası yaratıyor. Biraz bir ben sağındaki oyuncu şuraya bakması şuraya öyle. Ki, Arda Arda yani, orada bakması Arda hani hedefi tespit etmiş. Kanda yaşa bakması gayet doğal. Yonson orada. Ya hoca hedefi tespit etmiş. Koordinatları belirlemiş. Kafasını kazımış. Bir rengi noktası böyle almış Böyle gidiyor diyorsun. tabii canım. Peki Erman Hocam şöyle bir Bu baktı, Johnson Başakşehir maçında rakibin arkasına pozisyonu bastı. pozisyonu sen çünkü mi? maç anında gördün. Nedir hocam bu işin aslı astığı sana göre? Bakın arkadaşlar. Ağaçtan düşenin derdini ağaçtan düşen bilir. Ben böyle ağaçtan düştüm. Öyle mi? Tabii ki. Tabii ağaçtan düştüm. Kim düşürdü hocam? <laughs> Beraber düştük. Ha öyle mi? Siz Beraber hangisisiniz düştük. burada? Johnson mu Arda mı? Beraber düştük onu söyleyeyim şimdi. Bu Adnan Sezgin var Galatasaray'a gelen. Evet. Ankara'da bir Trabzon maçı. Ee, bir sıfır malumuz. Ben Santrafor'a geçtim. Hani Santrafor'da oynadığım için artık yeneceğiz, 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 yeneceğiz. Ee, Adnan santrayı biraz geçti. Fazla inmedi aşağı. Biraz geçti. Topu kesti ben. Ceza alanına girdim. Giriyorum. Şenol'u görmüyorum. Şenol arkamdan geliyor. O gelen topa ben dönüp vurmak istiyorum. Fakat Şenol geliyor. Şenol da topa vurmak istiyor. Topa vursa ikimiz de kurtulacağız. O topa vuramayınca ben Buram'la Buram'la onun burasına vuruyorum. İkimiz de Hacettepe'de yan yana yattık. Ben maçı bitirdim ama 8 dakikayı hatırlamıyorum. O sağdan gitti. Ben oynadım. Hatırlamıyorum oynadığım süreyi. Ağlarken hatırlıyorum kendimi. Bir darbe daha yesem gidermişim. Şimdi nereye geleceğim? Trabzon'da bazı yayın organları filan işte Şanol Güneş'i, Erman Torol'u sakatladı filan diyor. Bakın arkadaşlar şunu unutmayın. Hiçbir futbolcu hiçbir futbolcuyu kafasından girerek sakatlamaya kalkmaz hiçbir futbolcu hiçbir futbolcuyu kafasından girerek rakibin kafasına vurarak tehlikeye sokmaz kendi kafasını. Kendisi için de tehlike bu, rakip için de tehlike. İkisi burası. Bakın, ön çok iyidir. Bakın, ön bu. Allah öyle yaratmış ki, bak, burası, 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 buralar, burası, göğüs kafesi diz kapağı. Dön arkayı. Dön arkayı. Burası. Beynin en zayıf olduğu yer. Kafatasının en zayıf olduğu yer. Bütün sırtın. Çünkü sırtta yok şey. Kaburga. Diz kapağı. Diz. Arkadan yediğin. Tendonlar. Allah hep ön tarafı güçlendirmiş sana. Cepheyi güçlendirmiş. Arka tarafı o kadar güçlü değil insanların. Hiçbir futbolcu futbolcuyu kafa kafaya sakatlamaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Girerler birbirlerine. Onun için de tehlikeli. İkisi de bu taraftan giriyorlar. Kafanın zayıf olduğu yere giriyorlar. Şunu anlarım. Gelir bir futbolcu diğer futbolcuya kafa atar burnunu kırar. İnsanlar yapıyorlar bunu ahlaksızlar. Veya bazı ahlaksızlar var. Gelir kafasınla senin burana vururlar. O da başından geçti. Bazı ahlaksızlar. Gelir senin arkandan burana vurur. Burası güçlüdür onun. Ona bir şey olmaz. Sen hastaneye kalkarsın. Ben kalktım. Şerefsizdi çünkü vuran. Ama önden gelir sana kafa atar. Ona varım. Seni sakatlayabilir. Ama şöyle şöyle hiçbir futbolcu, hiçbir futbolcuyu sakatlamaz. Sakatlamaya girmez. Hiçbir insan, hiçbir insana buradan girip de tecavüz etmeye kalkmaz. Buradan vurur. Bu kuvvetlidir. Burası değildir. Burası en zayıf olan yer. Burası daha zayıf olan yer. Dolayısıyla bu bir kafa burada. kafaya çarpışmadır bana de, göre diyorsunuz. Niye niyet okuyorsunuz. Bir iki eğer ben çok şey yaparsam hani çok böyle hani rakip almasın diye şunu yapabilirim bak şunu. Niye? Benim burası iyi yani bunu da tabii O bile tehlikeli. O bile tehlikeli. Peki hocam. Onu bunu biri... normal çarpışma mı kabul edeceğiz yani? Kesinlikle. Oyuna devam mı diyorsunuz hocam? Kesinlikle. Ben hocam, hocam aynı niyette değilim çünkü o senin dediğiniz yere vurmuyor, buraya vuruyor, bu tarafa orası vuruyor, bu çok zayıf. tehlikeli. Neresinden vuruyor? Oradan kırabilir. Neresinden vuruyor?